Merhaba, hepinize iyi günler diler, saygılar sunarım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında göreve geldiği günden beri, 2016 yılından beri çok çeşitli iddialar ortaya atıldı. Çok çeşitli hatta belgeler ortaya kondu, suçlamalarda bulunuldu. Herhangi bir ülkede, herhangi bir bakanı bu iddialardan herhangi biri görevinden edebilirdi. Bakan ya istifa eder ya görevden alınırdı. Peki ee, en son Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi grup başkan vekillerinden Özgür Özel'in ortaya attığı iddia. Bu acaba hani bardağı taşıran son damla mı? Yani bazı muhalif kesimlerde böyle konuşuluyor. Lafı uzatmadan söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu iddialar ortaya atıldı diye Süleyman Soylu'yu görevden alır mı? Ya da Süleyman Soylu istifa eder mi? Yani iddiaları hatırlayalım. En sonuncu iddiaları. işte bir e, troll şebekesi var. Bu troll şebekesinin başında e, İçişleri Bakanlığı'nın danışmanı var. Emin Şen e, diye birisi. Bunlar Özgür Özel'in ortaya koyduğu şeyler. Oradan aktarıyorum. E, 8 bin kişiye dağıtılıyor. 25 kişilik bir dar grup tarafından üretilen e, hani troll ifadeleri öyle diyeyim. Ve bunlar tamamen muhalefetin, muhalefet siyasetçilerinin ya da medya figürlerinin, medya şahsiyetlerinin itibarsızlaştırılması üzerine yoğunlaşıyor. Birincisi Erdoğan bunu büyük bir kabahat olarak mı görür? Hani muhalefet siyasetçilerine yönelik sosyal medya faaliyetini troll deniyor. Hani bunu e, acaba kötü bir şey olarak mı görür? Ben bundan çok emin değilim. Çünkü sadece yani İçişleri Bakanlığı bünyesinde değil, eee Adalet Kalkınma Partisi içinde özel sosyal medya grupları var. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığında özel sosyal medya grupları var ve bunların sadece hani hükümet icraatını, parti icraatının olumlu yönlerini aktarmakla görevli olduğunu söylemek biraz saflık olur. Çünkü asıl amacın zaten muhalefetin medyanın kontrol altında olmayan kısmının falan e, hedef alınması olduğu çok açık görülüyor. Ya yani birincisi bence bu yüzden e, birinci sebep bu yüzden zaten Erdoğan'ın çok hani aa bak onları mı yapıyormuş Süleyman Soylu zamanında belki de bana bana da karşı mı dönermiş falan diye Süleyman Soylu'yu görevden alacağını falan ben zannetmiyorum. İkincisi Süleyman Soylu'ya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ihtiyacı var. Bana kalırsa şu anda seçime doğru giderken, bakın şurada seçime birkaç ay kaldı. Seçime doğru giderken en çok ihtiyaç duyduğu bakanlardan birisi. Hatta bana kalırsa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şu süreç içinde en çok ihtiyaç duyduğu iki bakan Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Neden böyle? E çünkü bir tanesi tamamen hani e, asayişle kolluk kuvvetlerinin yönetimiyle jandarma ve emniyet başta olmak üzere değil mi? Yani sahil güvenlik bizi ilgilendirmiyor şu anda ama emniyet ve jandarma kaldı ki Özgür Özel'in belgeleri ya da açıkladığı bilgiler arasında e, işte bu Emin Şen, soylunun danışmanı Emin şirketlerinin sosyal medya faaliyetini üstlendiği kurumlar arasında emniyet ve jandarma da sayılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Devletin iç güvenliğiyle ilgili kurumların sosyal medya hesapları, bir özel şahıs tarafından kontrol ediliyor ya da o o, o yayınlıyor Özgür Özel bunu hatta jandarma ve polisin e, sosyal medya hesapları işte bir kişinin e, pantolonun arka cebindeki cep telefonunda ya birisi bunu ele geçirirse buradaki hesapları ele geçirirse devletin güvenliği açısından da bu bir sorun olur dedi. Şimdi Özgür Özel'in açıklamaları bir parantez açayım Özgür Özel'in açıklamaları hani e, özellikle AK Partililer tarafından ha bu, mu, bu muymuş canım bunları herkes biliyor filan gibilerden böyle küçümsendi. Özgür Özel de buna ya siz acaba Süleyman Soylu hakkında daha fazla bir şeyler mi bekliyordunuz da hani bunun, bununla yetinmediniz bunu az buluyorsunuz az şey mi bu filan dedim. Ee, parantezi kapatalım çünkü konuyu saptırmamamız gerekiyor. Dolayısıyla hani şeyi anlatıyordum neden İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı bu kadar önemli? Efendim birinci sebep sandık güvenliği Birinci sebep sandıklar, seçim günü. Yani o seçim günü sandıklarda neler olacak, neler nelerin olması isteniyor, nelerin olması istenmiyor. Muhalefet ne tür e, önlemler, karşı önlemler geliştiriyor, neye karşı iktidar cephesinden gelecek sandık hani e, şeyleri olabilir mi, düzensizlikleri diyelim hafif ifadeyle olabilir mi diye. Yani bir kere bu önemli Adalet ve İçişleri Bakanı'nın orada yerinde oturması çok önemli. Yani başkası oturamaz mı? Ya başkası Süleyman Soylu ve Bekir Bozdağ gibi oturamaz. Size açık söyleyeyim. Çünkü yani kendi siyasi varlıklarını da doğrudan e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi varlıklarıyla bütünleşmiş, yani kader birliği yapmış diyeceğiz. E, öyle çalışan e, siyasetçiler. Ha, şimdi siz diyeceksiniz ki ya. Arkadaş her ikisinin de geçmişinde Fethullah Gülen'e düzülen övgüler var. Efendime söyleyeyim işte e, örneğin Bekir Bozdağ'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden e, Fethullah Gülen'i cansiperane muhalefetin eleştirilerine karşı savunması var. Efendim Süleyman Soylu'nun 2012'de daha önce genel başkanlığını yaptığı Demokrat Parti'den Fethullahçılara yakın iddiasıyla ihraç edilmesi var sonra AK Parti'ye katılıyor filan. Bütün bunlar var. Ve 15 Temmuz'dan sonra da işte Çalışma Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'na kaydırılıyor. yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından e bütün bunlar varken nasıl kaderini birleştirmiş diyorsun? Onun asıl bağlılıkları ya da asıl sempatileri Fethullah Gülen grubuna, FETÖ'cülere değil mi? Bunu mu soruyorsunuz bana? Aslında bu model tam olarak Erdoğan'ın iş yapma şeklini özellikle 15 Temmuz'dan sonra ve özellikle bu seçimlere giderken uygun. Çünkü aslında geçmişinde tamamen Erdoğan'a bağlı olmayan hatta belki başka yerlere yakınlığı olan isimlerle çalışmak çok daha elverişli. Çünkü onlar kendilerini geçmişten koparıp işte ben artık tamamen bağlıyım bunu ispata zorunlu hissederler kendilerini. Bir insan psikolojisi bu sadece Erdoğan Soylu, Erdoğan, Bekir Bozdağ falan için söylemiyorum. Genel olarak insan psikolojisidir bu. Yani bir şeyden artık bağımızı kopardığınızı kanıtlamak için o şeye çok daha fazla yüklenirsiniz. Yani bu böyle bir şey var. Dolayısıyla ikinci maddeye gelince çok ihtiyacı var Erdoğan'ın seçimlere giderken. Süleyman Soylu'ya ve Bekir Bozdağ'a ikisini de aynı şeye e, katarak söylüyorum. Gelelim üçüncü nedene. Ya e, sizce muhalefet istedi diye, muhalefet istedi diye Erdoğan şu 20 yıllık iktidarında kimi feda etti? Allah aşkına yani şöyle bir yeri dönüp bakalım. yani Biz şu bakana çok yüklenirsek Erdoğan da onu görevden almak zorunda kalır. Kim var böyle? Hayır hiç kimse yok. Sadece ve sadece kendi açısından kullanım süresi dolduğu için ya da artık fayda sağlayamayacağına inandığı için ne yapıyor o da ya hani birkaç tane örnek var görevine son verdi hani görevden aldım dediği ee, mesela. İşte daha önceki ticaret bakanı var ama hemen onu da işte ne yapıyorlar ee, bir yönetim kurulu üyelikleri bilmem ne yine bir maaşa bağlıyor yani şeyden ayırmıyor. Kendi karşı safına geçsin istemiyor ama diğerleri hep görevden affı kabul edilmiş oluyor efendim görevden affı ha, bunun bir istisnası da var ee, damadı Berat Albayrak hazine ve maliye bakanlığını biliyorsunuz bıraktı gitti hatta Twitter hesaplarını engellerler diye Instagram'dan böyle hani fark edilmeyecek şekilde bir mesaj attı, bıraktı gitti. Daha sonra işte görevden affı kabul edilmiştir filan dendi ama onun öyle olmadığını herkes anladı, bildi. Dolayısıyla ha bir bir nedeni daha söyleyeyim size. Yani Şeyi üçüncü neden olarak tekrar edeyim yani anlaşılmama ihtimaline karşı yani muhalefet istiyor aa bak ne kadar kötü şeyler yapmış ben de hadi bunu görevden alayım falan böyle bir dünya yok hatta Süleyman Soylu örneğinde biliyorsunuz bu pandemi şeyinde e, hani hükümet bir anda kapanma ilan etti hafta sonu kapanma ilan etti e, polisin gerekli önleme almaya zamanı yoktu e, polis suçlandı ama güvenlik şeyinden dolayı ne yaptı Süleyman Soylu arkadaşlar istifa etti. Bakın Erdoğan döneminde istifa etti. Ne oldu? Hemen Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli sahip çıktı. Hatta AK Partililerden önce sahip çıktı. Aman gitmesin bir yere dedi. Gitmedi. Erdoğan'la Bahçeli beraber çıktılar, değil mi? Kameraların önüne. Süleyman Soylu bize lazım, Türkiye'ye lazım dediler mi, demediler mi? Dolayısıyla yani Süleyman Soylu yerinin sağlamlığını bir de böyle şeylerle test etmiş birisi. Ya Sedat Peker iddiaları, Sedat Peker iddialarının herhangi bir tanesi herhangi bir bakanın başına gelseydi, hatta Türkiye'de bile giderdi, giderdi. Ama Süleyman Soyluya gerçekten Erdoğan'ın ihtiyacı var. Yani bu bu şaka olarak söylemiyorum çünkü e, şimdi bakın e, nasıl <laughs> Türkiye sınırlarının dışında, özellikle Suriye ve Irak'ta PKK ile mücadelede yani e, Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı e, çok etkin rol oynuyorsa yani Hulusi Akar ve Hakan Fidan burada önemli aktörler. Yani başında kim olursa olsun diyemeyeceğimiz aktörler. Tamam mı? Çünkü işi kuruyorlar. Yani teorisini de kurup onu uyguluyorlar. Şimdi onlar neyse iç güvenlik açısından da Süleyman Soylu o. Oh, Adalet Bakanı da o oh, Bekir Bozdağ da hani bütün yargı sürecini neredeyse kontrol ediyor. Hakimler, savcılar kurulunun başında. E zaten Anayasa Mahkemesi'nin yapısı, Yargıtay'ın yapısı, Sayıştay'ın yapısına varana kadar e, bu yeni anayasa anayasaya göre Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yetkileriyle onun yapıları değiştiriliyor. Yani muhalefetin biz seçime seçimi kazanırsak ilk el atacağımız konulardan bir tanesi yargı olacak demesi emin olun boşuna değil hoşuna değil. Dolayısıyla bu nedenleri böyle arka arkaya sıraladığımız zaman muhalefet evet halkı olan bitenden haberdar etmesi açısından hani bazı gerçekleri ya da iddiaları ortaya çıkarması bakımından hani önem taşıyabilir. Kayıt tarihe kayıt düşülmesi bakımından önemli o yapılanlar muhalefet siyaset açısından söylüyorum önemini. Ama Bunların Erdoğan'ı ne soylu ne bir başka bakanı e, görevden alması için ikna edeceğini zannetmiyorum. E, şurada seçime birkaç ay kaldı, hele seçime birkaç ay kala e, bu e, böyle bir ihtimali pek görmüyorum, pek görmüyorum. E, bu görüşlerimi sizinle sizinle paylaşmak istedim. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.